Öyleyse bundaki bilgileri nereden elde ettiniz? Yakışıklım şimdi. Üzümü yer derler, bağını sorma derler yani. Tabii de bizim de efendim dostlarımız, ahbaplarımız oluyor. İngilizlerin devletinin mekanı var, yeri var. İngiltere'de mekanı var. Oralara uçakla gidilebiliyor. Efendim arabayla gidilebiliyor. Ha binalarına girilir mi girilmez mi isteyen eğer azmederse girer. Ha girince o bilgilere ulaşabilir mi? Azmederse ulaşır. Azmetmek gerekir. Azmetmek. Azmedersen ulaşırsın. Belki belli olmaz. Bir de bakarsın adamlar toplantı halindeki resimleri yayınlanır İngilizlerin devletinin. Olur olur burası dünya yani. Belki o başlarında resmi yayınlanır. Konuşmalar yayınlanabilir. Toplantı öncesinde yaptıkları o seremoni var. Onlar yayınlanabilir. Efendim, aldıkları kararlar yayınlanabilir. Karar defteri belki yayınlanabilir. Olur, 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 olur. Her şey olabilir yani. Beklemek lazım. Ama sonunda o dedeyi benim yanıma getirecekler. Ben onu söyleyeyim. Ben onu söylüyorum yani. İngilizlerin devleti kitabı güzel hazırlandı. Güzel hazırlandı. Güzel yazıldı. Bilgi kaynaklarında da güzel uğraştı arkadaşlarımız. Maşallah. Tebrik ediyorum. Kim vesile olduysa, kitabın hazırlanmasında kimler vesile olduysa hepsinin eline sağlık. Allah razı olsun. Maşallah. Maşallah. Tabii bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Yani. Yalnız tabii Çetin Mouse'lar şunlar bunlar İngiltere'deki efendim Kraliyet Sarayı falan. Oraya kuş giriyor, kedi giriyor. insan giriyor yani girilir mi? Girilmesin. Bina nihayetinde. İyi niyetle gidersin. Kötü bir niyetin yok ki. Alt katına gidersin, üst katına çıkarsın. Yasaksa niye yapmışlar ki o binayı? İngilizlerin devletinin elemanları giriyorsa Türk vatandaşı da girer. Ne olur yani. Değil mi? Evet. Tarkan hocam ne var bunda? Evet. Evet. Dinliyorum. İngiltere Afrin Harekatı'na destek verdiğini söyleyen bir açıklama yaptı Adnan Bey. Açıklamada şunlar söyleniyor. Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz. İngiltere, Türkiye ve diğer müttefikleriyle Suriye'de istikrarı temin edecek, gerilimi tırmandırmaktan geri duracak ve Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını koruyacak çözümler bulmak için yakın işbirliği yapmaya kararlıdır. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Türkiye sınırlarını güvenli tutmayı istemek konusunda haklı açıklaması yaptı. Ancak İngiltere açıklamanın devamında Esad'ın devrilmesi için Türkiye ile birlikte çalışacağız ifadelerini kullanıyor. Bak tam İngiliz uyanıklığı görüyor musun? Esad'ın devrilmesi için Türkiye ile birlikte çalışacağız. Devrinci ne yapacaksın? Ondan sonraki safhayı söyle bakayım. Şimdi bakın ben bu adamlar İngiliz devleti elemanıdır demiyorum. Boris Johnson şu bu falan demiyorum. Fakat İngiliz devletinin bir yöntemi vardır. Hırsızlığı yapar. Sonra gelir hırsızı arar. Adamı öldürür, gelir katili arar. Yani cinayet yerine gelir, katili arar. Kim bu katil ya? Nasıl yapayım? Katil bizzat kendi gelir katili arar. İngiliz derin devletinin 150-200 yıllık yöntemidir. Hiç şaşmamıştır. Zaten öyle faaliyet yapamaz bunun dışında. Bu klasik casusluk yöntemidir. Suçu işledikten sonra suçu üzerinden atmak için masum görünmek için suça karşı adam görüntüsü vermek. Yani mesela bir ülkeye bir ülke saldırdı. Saldıran kim? İngilizlerin devleti. Saldırtan. Baktı aleyhine olacak olay. Hemen olaya karşıymış görüntüsü verir. İngilizlerin devleti.
Ama bunu yemek çok büyük hata olur. Bunu yemek, yani binlerce belgeye rağmen bunu yemek çok büyük hata olur. İşin garip yani son zamanlarda birbirine zıt gibi gösterilen adamların aslında aynı çizgide buluştuklarını görüyoruz. Evet. Nuri Karason